Merhaba sevgili öğrenciler. Farklı sorular bölümünde 8. soruyla sizlerle beraberim. Bu videomda yine çok güzel bir sorunun çözümünü sizlere anlatacağım. İsterseniz siz videoyu durdurup benden önce cevabı yapın. Daha sonra benim yaptığım çözümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Kendinizi denemiş olursunuz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bulbul Öğretmen sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Sorumuzu okuyalım isterseniz. Hakan, Ömer ve Merve'nin toplam 105 lira paraları var. Eğer Hakan Ömer'e 5 lira verirse, Merve de Ömer'e 9 lira verirse, üçünün paraları eşitleniyor. Buna göre Merve'nin parası Ömer'den kaç lira fazladır diyor. Şunu anlıyorum, şu anda bu üç arkadaşın paraları eşit değil. Fakat her iki durumda da, yani eşit olmadığı durumda da, eşitlendiği durumda da toplam 105 lira paraları var üçünün. O zaman şöyle yapalım. Biz ilk önce 105'i bir 3'e bölelim. Bakalım eşit olduğunda her birinin kaçar lirası var. 10'da 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. 1 kaldı. 5'i getirdim. 15'te 3, 5 kere var. Demek ki eşitlendiğinde üçünün de 35'er lira parası oluyor. Baş harflerini yazayım isterseniz. Bu birinci çocuk Hakan, ikincisi Ömer, üçüncü çocuk da Merve. Baş harflerini yazdım. Yani hepsi eşitlendiğinde 35'er lira. Şöyle yazayım. 35 lirası var. Bunun da 35 lirası oluyor. Bunun da 35 lirası. Şimdi buradaki olayları uygulayalım. Hakan Ömer'e 5 lira verdiği zaman eşitleniyor değil mi paraları? Hakan'dan 5 lira gitmiş oluyor o zaman. O zaman şu anda Hakan'ın eşitlenmeden önce kaç parası var? 5 lira daha fazla parası var. Çünkü 5 lira gidiyor bundan. Demek ki 35 ile 5'i topladığımız zaman Hakan'ın şu anda kaç lirası olduğunu hemen anlarız. Tabii bunu zihinden toplayabiliriz. Hakan'ın şu anda 40 lirası var. Peki Merve ne kadar veriyordu Ömer'e? O da 9 lira veriyordu. O zaman Merve'nin de 35 liradan 9 lira fazla parası olacak şu anda. 35 ile 9'u topladığımızda ne yapıyor? 44 lira yapıyor. Demek ki Merve'nin de şu anda 44 lira parası var. Peki Ömer'in ne kadar parası var şu anda? Biliyorsunuz Ömer'e 5 lira Hakan'dan geldi. 9 lira da Merve'den geldi. Yani 9, 5 daha 14 lira para geldi arkadaşlarından. O zaman Ömer'in şu anda 35 liradan 14 lira eksik parası var. Daha az parası var. O zaman şöyle yapıyoruz. 35'ten 14'ü çıkarıyoruz. Ne kaldı? 1, 21. Demek ki Ömer'in şu anda 21 lira parası var. Acaba doğru mu bulduk? Bunu kontrol edebiliriz. Şöyle. Şu anda eşit olmadığı durumdaki paralarını bir toplayalım. Bakalım 105 oluyor mu bunlar? 105 liraydı ya üçünün paralarının toplamı. Mesela 44, 40 ve 21. Bir toplayalım bakalım. Acaba işlemleri doğru mu yaptık? Bunu bir kontrol edelim. 4, 1 daha 5. 4, 8, 10. Bakın üçünün paraları şu anda 105 lira. Demek ki eşit olmadığı durumdaki paraları bunlar. Sorumuzun sonuna bakalım. Merve'nin parası Ömer'den kaç lira fazladır diyor. Merve'nin 44 lirası vardı şu anda. Ömer'in de 21 lirası var. Çıkarıyorum. 4'ten 1 çıktı 3. Demek ki 23 lira fazla parası var eşit olmadığı durumda. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.